gücünü test etti diyor. Şimdi Berat Albayrak'la itişiyorlardı. Erdoğan'dan sonraki ikinci güçlü adam kim meselesi vesaire. Bir de son zamanda en çok eleştirilen isimdi yapılanlar orada nedeniyle. Orada biraz bilgi paylaşayım. Şöyle bir şey. Anlat. Ne oldu? Şimdi orada şöyle. Ben Erdoğan'ı eskiden tanıdığım için bilirim. Tarzını söylüyorum size. Erdoğan etrafındaki ekipte çok kavga olur. Erdoğan uzun bir süre bunu görmezlikten gelir. Bu kavga birbirine böyle laf çakmalar, ayak kaydırmalar, o onu Erdoğan görmezlikten gelir. Asla müdahale olmaz. Tarzı bu. Ben bunu bildiğim için söylüyorum. Bir sürü arkadaşımın başına gelmiştir. Böyle kendini yer bitirirler. Ya niye görmüyor? En yakındaki iki adam arasındaki, ekipteki iki adam arasındaki, o şöyle bakar. Ya bunlar yesinler birbirini. Çok da öyle, çok da böyle bir araya gelip de ekip olmalarına gerek yok. Aralarında hafiften böyle bir sürtüşme olsun. Ha, tabii. Çok da bir bütün olmalarına da gerek yok yani. İşini yapsın, konuşmasın. Muhtemelen ben şimdi bunun üzerine, bu tarzını bildiğim için, şimdi bunun üzerine bu taraftaki ekip, bu kavganın, Süleyman Soylu'nun diğer, kim o? Pelikan dedikleri ekip. Bu son olay üzerinden, cumartesi gece, biraz buna fazla yüklendiler. Tamam mı? Bu da bunun yani üzerine. Berat Albayrak kanadı. Kanadı. Kendisi olmasa bile Berat Albayrak'ın. Tamam. O cephe. Aşağıdaki, ben ona şey diyorum yani, tetikçiler mi deriz, marabalar mı deriz, neyse o takım arasında. O takım arasında kendince işte başka bir hey diye slogan atan da var ya şeyde. Onlar bölünmüşler. Kimisi... Ay dur, bunu söylemem lazım. Sözünü ettiği kişi Cem Küçük diye bir adamcağız var ya, TGT'de program yapan. Öldü, öldü. Süleyman Soylu'nun istifası kabul edilmemeli. Süleyman Soylu gitmemeli. Soylu'ya canım feda. Kariyerim bitse de ben bilmem. Bir o, bir de Demet Akalın. Niye diyeceksiniz? Demet Akalın gece bir ağladı, bir ağladı. Tweetler paylaştı, mesajlar paylaştı. Soylu şimdi bu, diye. Tipi, bu insanların her biri bu dediğim ya, Tayyip Erdoğan'a yakın olan isimlerin etrafında kümelenmiş yani. Sarayın, ya bu kelimeleri de kullanmak istemiyorum. Hani elemanın da elemanı diyeyim öyle. Onlar arasındaki buradan gelen Süleyman Soylu'ya yönelik eleştirilerden Süleyman Soylu şöyle. Ya abi, yani sesli düşünüyorum. Ya burada birbirimizi yiyoruz, hiçbir şey söylemiyorsun. Beni mi tutuyorsun, bunu mu tutuyorsun? Beni habire harcıyorlar. Bunu niye tutuyor? Bunun tutulduğu şuradan işte medya gücü var, abisi üzerinden, kardeşi üzerinden. Bunun dediği Berat Albayrak. Berat Albayrak. Gene söyleyeyim. Şey de var. Yakınlık da var. Ben şimdi biraz kendimi dışarıda hissediyorum. Ben o zaman bir, abi ben gideyim. Hayır, tamam. Yani gücünü test etmeye katılıyorsun sen. Tabii. Yani gücünü test etmek şu. Ya ben gideyim, o da dur desin ki farkına varayım abi, burada bir anlamım var. Bu kal demek, şimdi şöyle yorumlar da var. Çok güçlenecek. Abdullah Gül gibi tabandan gelmiş birini bile sistemin dışına atmış bir Tayyip Erdoğan. Bülent Arınç gibi özgür ağırlığı bundan 10 yıl önce fazla fazla olan birini bile böyle tereyağından... Bir Yıldırım'ı da bir parantez açıp anlatsana ya bu arada. Tereyağından kıl çeker gibi alıp kenara koymuş Melik Gökçe'inden aklınıza gelebilecek muhafazakar camianın temelinden yetişmiş onlarca insanı sistemin dışına atmayı başarmış Erdoğan, Süleyman Soylu'nun elde edeceği güçten ne gücü elde ediyor ki? Tayyip Erdoğan ağzını açsın, Süleyman Soylu yaramazlık yapıyor desin, biter, bitmiştir o. Şu anda Süleyman Soylu'ya olan iltifatın nedeni, sosyal medyada abi gitme diyorlar ya, onun nedeni şöyle. Abi sen bizim reisi korumak için çok güzel tetikçilik yapıyorsun, ihtiyacımız var sana. Anlatabiliyor muyum? Sana, reisimizi korumak için sana ihtiyacımız var, gitme. Sana değil. Sana değil. Reisimizi çok güzel koruyorsun. Onun dediklerini çok güzel yapıyorsun. Başka biri senin kadar yapamaz. Anlatabiliyor muyum? Yoksa sen çok güzel bir siyasetçisin. İnanılmaz bir zekan var. Senin, biz seni artık tutuyoruz reis. Böyle bir şey yok. Süleyman Soylu güç kazandı demek meseleyi çok yüzeysel okumaktır. Bu otoriter rejimlerde güç kazanamazsınız. Mesela ben Sağlık Bakanı'nın başarıyla elde etmiş olduğu o toplumsal iltifattan endişe duymaya başlamıştım. Çünkü otoriter yönetimlerde, yani tek adam rejimlerinde ikinci ismin, üçüncü ismin parlaması, ilgi görmesi kabul edilemez. Şeyi söylüyordum, Binali Yıldırım. Şimdi düşünün ki başbakanlık yaptı, hatta son başbakan.
bu hükümet, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçince bitti biliyorsunuz başbakanlık. Son başbakan, meclis başkanı, neredeyse şeysi gibi, karanlık kutusu gibi Erdoğan'ın her türlü sırrına vakıf, her türlü şeyine vakıf. Mesela Binali Yıldırım şu anda etkisiz eleman gibi dolaşıyor. Öyledir ama, öyledir, bu doğası gereğidir. Yani orada bir tek önemli olan reistir, liderdir. Geriye kalan hiçbirinin önemi yoktur. Zaten ben bu istifanın bu kadar dikkat çekmesinin, sosyal medyada bu kadar konu olmasın yadırgama nedenim de bu. Biz Erdoğan'ın baktığı gibi bakmıyoruz. Ne demek, ne demek bakma? Şunu biz, mesela diyelim ki Milli Eğitim Bakanı geldiğinde bir sürü bizim muhalif bildiğimiz insanlar kefil oldular. Sevindi. Sevindiler. Dediler ki biz tanıyoruz Ziya Bey'i. İnanılmaz olumlu bir gerekçe. Seküler. Seküler, kendi okulları. İşte bak, şimdi o Milli Eğitim Bakanı'nın elinde eğitim sistemi her gün biraz daha çöküyor ve yozlaşıyor. Şimdi biz şunu anlamıyoruz. Bir insan otoriter yönetimde, tek adam rejiminde bakan olmayı kabul etmek demek, ben daha önce söylemiştim, bir kere daha tekrarlamama müsaade edin, yanlış istikamete giden bir trene binip, o trenin içinde başka istikamette koşmanın bir anlamı yoktur. Siz o trene bindiğiniz andan itibaren tren nereye gidiyorsa siz de oraya gitmek zorundasınız. Reis en fazla in der, bin der. Diyelim ki Süleyman Soylu istifa etti. Yerine kimin geleceğine bizim zerre kadar müdahilliğimiz var mı? Hayır. Muhtemelen. Ayrıca önemi var mı? Kim önemi var gelsin mı? Kimin olduğu? Çünkü bakanların tamamı Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi bir şirket mantığında yap denileni yapan. Kendi fikri olmaz. Otoriter yönetimlerde bakanların fikri olmaz. Kendi kanaati olmaz. Kendi yaklaşımı olmaz. Kendi politikası olmaz. Şunu yapacaksın, bunu yapmayacaksın. En iyi yapan Süleyman Soylu'ya dün akşam sosyal medya üzerinden gitme kampanyası yapılmasının nedeni, abi sen reisin dediklerini çok güzel yapan bir adamsın. Lütfen onu yalnız bırakma. Levent Gültekin, gene teşbihte hata olmasın diye başlayalım lafa, benzetmek gibi olmasın ya da. Hitler döneminde yaşananlar olağanüstü tabii araştırmalar yapıldı. Nasıl kavgalar var aralarında birbirinin ayağını? Tabii, şimdi mesela Göring, hani hava kuvvetlerinden sorumlu ki hava kuvvetleri o dönemde savaşın kazanılması ya da kaybedilmesinde başat rol oynayan bir alan malum. Göring ikinci adam olmak istiyor. Daha doğrusu Hitler'den sonra birinci adam olmak istiyor. Göbels öyle. Albert Speer bir ara yıldızı parlıyor. Şimdi ama neticede bakıyorsunuz Hitler bir onu öne çıkartıyor, bir gün bunu öne çıkartıyor. Sonra onlar kavga ederken arkasına çekiliyor, bu kavgayı izliyor. Sen kenara diyor, sen buraya diyor, böyle olacak diyor, bitiyor. Bir de bunlar gerçekten tarih, bunları ayrıntılarıyla yazdı. 100 tane örneği biz var. Biz şimdi başka bir tarih yaşıyoruz. Aynen, bunun 100 tane örneği var. Bu bir de çok bilinçli yapılan bir şey. Nedeni şu, güçlü bir figürün kalmaması için, oluşmaması için alttaki kadronun birbiriyle kavga etmesine hem göz yumulur hem teşvik edilir. Ya bu bundan mesela bizim dışarıdan gördüğümüz gibi vay Tayyip Erdoğan çok rahatsız Bilal'le Süleyman'a, öyle bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Rahatsız olmaz, tam tersine. Bunlar birbiriyle uğraşsın ki. Erdoğan'ı ne rahatsız eder? Şu an itibariyle soruyorum. Yani geldiğimiz noktada ekonomi ikinci bölümde konuşacağız. Bambaşka bir yere savruluyor. Zaten dünya felaket, Türkiye beter ötesi. Korona vakaları dünyada 9. sıradayız vesaire vesaire. Suriye savaşı, mülteciler konuşalım. Ne oldu oralarda? Bir fikrimiz var mı? Erdoğan neyin rahatsız edeceğini söyleyeyim mi? Evet. Tek rahatsız edeceği bir şey var Erdoğan'ın. Muhalefetin derli toplu bir hale gelip ülkeyi yönetebilirlik iddiasını ortaya koymasıdır. Onun dışında hiçbir şey rahatsız etmez. Şunu bilir. Diyelim ki bugün bir kargaşa gündemi kaybetti. Şunu bilir. Ben ertesi gün çıkarım 25 tane kanaldan gündemi yeniden elime alırım. Allah affetsin yanlış yaptık derim, toparlarım. Onu bilir. Ama şundan çok rahatsız olur. Mesela nereden biliyor? Şimdi diyelim ki belediyelerin aşevini kapatması
rahatsız olduğunun göstergesi. O da şundan. Daha doğrusu aşevlerini kapatmıyor da aşevlerine bağış yapılacak bağışın hesabını bloke ediyor. O anlamda söylüyorum. Çünkü şunu biliyor. Muhalefet topluma ulaşmaya başladı. Şimdi rahatsız olacağı tek bir şey var ki muhalefet derli toplu bir şekilde bir araya geldi ve ülkeyi yönetebilirlik iddiasını ortaya koydular. Bu çok onu rahatsız eder. Şu anda Erdoğan'ın varlığını sürdürmesinin bu kadar hataya rağmen, bu kadar yanlışa rağmen tek bir nedeni var ki ortaya ülkeyi yönetebilir iradesini, yani farklılıklarını aşıp, sen Kürtsün, sen milliyetçisin, sen Alevisin, sen Atatürkçüsün. O farklılıkları aşıp asgari, en azından demokrasi, özgürlük, adalet, meclis, yani parlamenter sistem etrafında bütün farklılıklarımızı bıraktık. Ortaya yeni bir irade koyuyoruz ve biz topluma ulaşıyoruz. Bu amacımız bu diyebilecek bir irade çıkmaması Erdoğan'ın varlığını sürdürmesinin en temel. Geriye kalan hiçbir şeyin anlık kızgınlık olabilir. Mesela bakanın bir tanesi bir yanlış cümle yapar. Lan niye böyle yaptın falan. Onu büyütmez. Şimdi bizim şöyle bir durumumuz var. Erdoğan'ın en büyük avantajı medyayı kapattı. Çok önemli bir faktör bu. Yani her adam bir konuştuğunda aynı anda 25-30 tane kanaldan konuşuyor ve toplumun %90'ına ulaşıyor. Biz, siz, muhalefet konuştuğunda ancak birbirimizle konuşuyoruz daha çok. Topluma ulaşma şansımız çok kısıtlı. İşte biz, burası var. Birkaç tane böyle YouTube kanalı var. Anlatabiliyor muyum? Geriye kalan muhalefet, işte diyelim ki Meral Hanım kendi Twitter hesabından kendini takip edenlere ancak ulaşabiliyor. Oradan koyduğu canlı yayın var. YouTube kanalı. Şimdi bu çok önemli bir şey. Biz birbirimizle konuşuyoruz. Muhalefet birbiriyle konuşuyor. Ama Erdoğan toplumla konuşuyor. Gündemi belirliyor. İstediği gibi yapıyor. Bakan istifa ediyorum diyor. Susuyor. Onu geri alıyor. Mesela dün akşam dediğim gibi sosyal medya bir bayram havası vardı. Ben dedim benim anlamadığım bir şey var herhalde bayram olduğuna göre. Mesela Erdoğan düşünebiliyor musun? Bizim gündemimizi de belirliyor. Halbuki biz bir şekilde çıkıp topluma şunu diyebilecek bir yol bulmamız lazım. Ulaşmanın yolunu topluma. Ya arkadaş 100 yıllık bir sorunla karşı karşıyayız.